Ulan ne olacak bu Fener'in hali ya? Yapboz gibi be. Golcü alıyoruz, kaleci yok. Kaleci alıyoruz, golcü yok. Sağ kanat var, sol kanat yok. Sol kanat var, orta saha yok. Okey'e dördüncü arar gibi hep bir şey eksik ulan bu takımda. Yazıklar olsun lan, o kadar para nereye gidiyor ya? Sabah sabah tav ettiniz beni be. Günaydın Aslan. Günaydın Volkan Bey. Günaydın, günaydın. Ne yapıyorsun banyoda iki saattir? Biz de yaşıyoruz değil mi bu evde? Ay biliyorum maalesef. Aslı. Hı. Ne yapıyorsun iki saattir içeride? Süsleniyoruz herhalde, Allah Allah. Süsleniyormuş mu? Son zamanlarda bu süslenme işine kullanıyorum zaten bir abi olarak. Her gün her gün bu süslenme işi zaten içimi sıkmaya başladı. Kazalı Megran gibi oluyorsun süslenince böyle. Ay biz senin gibi bütün gün böyle çevirme, pilit, çarçurt öyle işlerle uğraşmıyoruz. Röportaj yapıyoruz. Röportaj yapıyoruz. Ben bir meşhur olayım o zaman görsem piliçleri. Peşimden koşacaklar hepsi böyle. Var ya çiftliğini kurmazsam şerefsizim o piliçler var ya. O zaman seni de göreceğiz Aslı. Canım benim. Abi bir röportaj. Abi. Bir röportaj abi diye böyle. Ha? Ama ben seni severim. O yüzden öyle bir açıklama yaparım. Derim ki mesela yorum yok. Sen gerçekten bizim dergide sen de röportaj yapacağını zannediyorsun yani. O ajdar sesinle vay 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 sabaha kadar. Oğlum bizim derginin okuyucuları senin kasetini almaz. Görürüz. Selin Hanım'a söylerim. Röportajın kralını yaparız. Kapak olurum be. Patronun kızı var ya Selin Biliç. Zaten bu iyimserliğine çok hayranım ya. Demek ki beyin ölümüne rağmen böyle ayakta kalıyorsun. Aslı bak beni zorlama. Oğlum Selin'in senin varlığından bile haberi yok. Ayrıca da kızın sevgilisi var ya. Ayarlarız. Sen benim kadınlar üzerimdeki etkimi bilmiyorsun da. Biliyorum şüpheli paket etkim var kadınların üzerinde. He? Gören kaçıyor. Bak Aslı. Daha soğukkanlı olanlar polise haber veriyor. Doğru, çok özür dilerim. Ayrıca da kim sana kazet yapacak Allah aşkına ya. Sözlün yapacak. Tacettin. Bak nasıl bildi kimin sözlüsü olduğunu. Volkan çek elini. Git be. Ay. Duyuyorum içeride. Bir saattir vada 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 vada. Karagöz hacivat gibi. Dur. Aman onlar yine arkadaştır. Zenginle yoksul gibi desek. İyi kardeş ben oluyorum tabii. Susun diyorum size. Vallahi babanız duyarsa o evi geri alır sizden. Sözde birlikte yaşayacaktınız. Neredeyse gırtlaklayacaksınız birbirinizi. Yok anne o kadar da değil yani. Aslı benim kardeşim sonuçta ben severim Aslı. Tabii Allah gecinden versin. Öyle uykuda falan nefesi durursa değil mi? Mukadderat ne yapacaksın? Bir sardunyaya bakamayan kendi çocuğuna nasıl bakar anlamadım. Dünyada bakılması yetiştirilmesi en kolay çiçek. Her yerin bir nizamı şeyi vardır Remzi Beyciğim. Ben öyle herkese kafasına göre efendim kazıp atılar, basıp atılar. Şudur budur diktirmem. Allah Allah. Kiracım var mı derdin var ya? Ne oldu şekercim? Şu apartmanın dış görünüşünü bir nizama intizama sokayım dedim. Ev dememişler, evran demişler. Muhakkak babacığım. Anlayan kim? Biz de pek anlamadık ama baba yani. Yahu şimdi evin ön cephesi güzel gözüksün diye bütün dairelerin balkonlarına bir örnek saksılar aldırdım. Herkes açık kırmızı sardunya diksin. Hani bir intizam olsun istedim. Başka çiçek dikmelerini de yasakladım. Heh. Burada gayet kibarca dairelere yazıyla bildirdim. Ne güzel. Abi teşekkür eden yok. Nankör bunlar baba nankör. Ha vallahi ya, ya. Ay dur biraz börek ye. Dur bir nefes alayım. Burama bir şey tıkıldı çünkü. Oh. Al canım. Yer misin? Güzel. Sen bilirsin İpo'cum. Bayıldığım şey ya. Nizam, intizam, kural. Bunlar güzel şeyler. Şöyle bakacaksın hepsi bir örnek. Oh. İçin açılacak. Nerede ya? Kimi konserve tereketine ot dikmiş. Öteki efendim aş merdiveni sallandırmış mavi bir saksın içinde. Bir diğeri şey etmiş kadın şeyinde. Kadın budu. Oğlum but mu bu? Palmiye. Değil be çocuğum. Ay hanımeli. Ay ağzını seveyim hanımeli. Hanımeli dikmiş. Ya bir çurçulandır gidiyor. Yok biz abiye falan giremeyiz. Almazlar mı adamlar bizi? Sardunya yüzünden. Yok be kızım bu başına buyrukluk yüzünden. Dedim ya ne nizam kalmış ne intizam. Öteki apartmanlar zaten almış başını gidiyor. Yok. Anarşik baba bunlar anarşik. Vallahi gene tepem attı. Hiç üşenmeyeceğim. Belediye başkanına bir mektup yazacağım gene. Görsünler günlerini bakalım. Yaz vallahi. Aa Volkancığım didikleyip durma çatalına zeytini. Kaşığı var. Kaşığınla al ha.
Tamam anneciğim. Altına da peçete koy. Zeytinyağı da anlayacak şimdi Sofya. Ne bilirsiniz? Ya annemle babam ruh eşi olabilirler mi acaba? Kesin. Adam dış cephe nazisi gibi. Ay öteki de iç cephe nazisi. İpo'cum. Sen bana bir çay koysana. İyi. Tabii. Siz ev nasıl gidiyor? Ne zaman taşınıyorsunuz? Yakında babacığım. Vallahi çok mutluyuz beraber oturacağımız için. O kırmızı sardunyaları da biz de ekeceğiz, kurallara uyacağız inşallah. Yalnız ben ufak bir tadilat yapmak istiyorum baba. Çünkü mutfak, banyo falan biraz böyle Saddam'ın sığınağı tadında şu anki haliyle. İnsanlar fikrini değiştirmeden istersen taşınalım aslında. Ama şu anki haliyle sana layık değil, değil mi abicim? Hani yarın öbür gün meşhur olursan falan. Ne meşhur? Babacığım meşhur muhallebici Volkan gibi hani. Neden mi rahmetli? Nur içinde yatsın. Allah. Aferin. Aferin bak bunu beğendim. Aferin. Aslıcığım. O reçelleri ayırmasana birbirinden. Niye? Özlerler mi birbirlerini? Allah Allah. Hayır efendim. İntizam için. Artık derli toplu olmayı öğren kızım. Tabii. Ben bir önce yaptırayım evi de taşınalım evet. Bence de. Evet arkadaşlar, Şubat ayı için önerilerinizi rica edeyim. Evet. Arkadaşlar ben toplantı başladı deyince düşünmeyeceksiniz. Evde düşüneceksiniz. Burada söyleyeceksiniz. Evet Yaprakçığım, moda sayfaları. Moda sayfaları. Tabii moda sayfaları bu sayıda da olacak. Ha? Ay hayatım onu biliyorum. Zaten olmazsa sen de olmazsın. Moda sayfalarında neler olacak diyorum. Ha. Bir şey söyleyeyim mi? Bu son moda uzun çizmeler kimseye yakışmıyor. Bence çok abidik gubidik şeyler ya. Ne öyle derede ördek avlar gibi? Yazsanıza bakmayın, yazın, durmayın. Evet, Yaprak yaz. Uzun çizmeleri nasıl giyeriz ve vücut tipimize göre çizme seçimi. Piyasadaki bütün çizmeleri araştır ve ünlü kadınlara da soralım. Evet, ay teşekkür ederim Şesucuğum. Her zaman şeker. Aslı. Efendim? Aslıcığım, röportajda kimler var? Kimler yok ki. Kimler yok ki? Sen şöyle bir gönlünü gezdir bakalım. Kimi istiyorsun? Çekinme. Editör ister muhabir yapar. Yine hazırlıksız geldin değil mi? Evet. Ya yan daireyle uğraşıyorum ya. Kusura bakma hiç hazırlanamadım Fatoş. Şimdi arkadaşlar. Sabahleyin Saadettin Bey geldi ve kapakla ilgili bir ricası oldu. Şimdi biliyorsunuz dergimiz gittikçe daha fazla satmaya başladı. Bu yüzden de daha geniş kitlelere hitap etmek ki onlara ulaşmak için popüler isimler seçmek şart oldu. Bana bir titreme geliyor. Kötü bir şey mi olacak? Ne? Fatoş, geçen ayki gibi Deniz Akkaya falan demeyeceksiniz değil mi? Gözünü seveyim ne olur yani. Abi niye her kadın Deniz Akkaya'yı kıskanır ki? He? Kraliçem benim. Ne kıskanması be Deniz Akkaya. Ben Deniz Akkaya'nın nesini kıskanayım? Yani Saadettin Bey'in ricası Deniz Akkaya ile ilgili değil zaten. Ay çok iyi. Çünkü yani biliyorsun bu dergi abi daha moda, sanat yani böyle daha rafine bir çizgide. Yani Deniz Akkaya ne bileyim ben de biraz fazla medyatik. Yani. Ya, Saadettin Bey'in ricası yani başka biri. Yani şey... Gizem Deniz kapak yapacağız. Ne? Bir dakika. Tüm zamanların en çıplak, en seksi, en skandallar kraliçesi, en korkunç Gizem Deniz mi? Yoksa bir hat sanatçısı Gizem Deniz var da biz mi tanımıyoruz? Ben hissetmiştim. Anlamıştım başıma kötü bir şey geleceğini. Ya o kadını biz nasıl düzeltip böyle bizim dergiye uygun çekeceğiz? İki tane pozu var onun. Ya dudaklarını uzatıp gözlerini kısıyor ya da parmağını ısırıp gözlerini kısıyor. İki tane de açıklaması var. Sevgilisi olduğu zaman... Gerekirse erkeğimin ayaklarını bile yıkarım. Sevgilisi olmadığı zamanlar artık işimle gündeme gelmek istiyorum. Bu. Arkadaşlar. Ben size o kadar çok güveniyorum ki eminim siz Gizem Deniz'i bile başka bir hale sokacaksınız. Ya farklı fotoğraflarını çekin. Ne bileyim bunun bir... Onun içindeki masumiyeti ortaya çıkartın. Fatoş, kızı ortadan ikiye kessek öyle bir şey çıkmaz yani. Mümkün değil. Sen de söylesene bir şey ya. Gizem Deniz'in kapağında olduğu dergiyi ben alırım. Bilmiyorum. Ya vallahi bıktık artık ya bu sıska sosyete kadınları, tiyatrocular, ressamlar. Nedir bu ya? Derginin yanağına biraz renk gelsin ya. İlik gibi kız vallahi diyorum size ya. Belinden böyle şey. Vallahi ben beğeniyorum. Başarılı bir insan. İşte söylemek istediğim bu. Fatoş. Bu iş bu kadar basit değil. Ben yıllarca gazetecilik okudum.
Ve bu mesleği seçerken amacım Gizem Deniz gibilerle röportaj yapmak değildi. Ülkeyi, belki dünyayı değiştirmekti. Hayata bir şeyler katmaktı. Lütfen kendime saygımı yitirmemi isteme benden. Sana da yemek ısmarlasam. Tamam olur. Yalnız salata falan değil, ana yemek yerim. Şimdiden söyleyeyim. Anlaştık. Anlaştık. Benim en pahalı yemeği. Umarım röportaj iyi olur. Daha tatlı yiyeceğim. İyi günler Fataş Hanım. Ne tesadüf değil mi? Gerçekten de öyle. Cem Bey, Aslı Hanım'la tanışıyorsunuz değil mi? Tabii ki tanışıyoruz. Aslı Hanım Sıvı'yı çok seviyor. Nasılsınız? Afiyet olsun. Gizem Deniz fikrimi beğenmenize çok sevindim. Aa, gerçekten çok iyi bir fikir. Röportajı da Aslı yapacak. Öyle değil mi Aslı'cığım? Ah, izin verirseniz ben Selin'in yapmasını düşünmüştüm. Hani bir an evvel sahneye çıksın, tecrübe kazansın diye. Eğer Aslı Hanım itiraz etmezse. Ay tabii canım, neden olmasın? Selin Hanım'la Aslı konuşur değil mi Aslı'cığım? Neyse, biz sizi daha fazla tutmayalım da bir an evvel ofise dönüp çalışmaya başlayayım değil mi? Hadi afiyet olsun arkadaşlar, görüşmek üzere. Afiyet olsun. Afiyet olsun Aslı Hanım. Afiyet olsun da röportaj yok, tatlı da yok. İştahım da kalmadı zaten. Çok hoş çocuk değil mi? Ha kim? Ha Cem mi? Ha bilmem, fark etmedim. Size bir sürprizim var. Haydi söyle söyle. Çizme işine başladım. Çizme o ne ya? Yok ya, çizme falan değil. Şey, görüştüğüm galeri eserimi sergilemeyi kabul etti. Ay 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 ay, yaşasın. Eserin neydi pardon? Ya bahsetmiştim ya, içimizdeki boşluğu simgeliyor. Enstalasyon. Enstalasyon mu? Ya böyle resim değil ama böyle üç boyutlu. Yani böyle sergi ama böyle değil. Yani böyle, böyle heykel gibi. Ya görmeniz gerekiyor. Açılış ne zaman, yakışıklıları davet ettin mi? Perşembe günü galeri Düzlen'de. Galeri Düzlen mi? Yapraksın, orası dünyanın bir ucu ya. İstanbul il sınırları içinde bile değil. Kim gelecek oraya? Ya... Bak şekerim, sana şu kadarını söyleyeyim, kimse gelmez. E ne yapacağım, ben her şeyi ayarladım. Reha Saydam bile geliyor. Ah Reha Saydam. Şu İstanbul'un en ukala sanat eleştirmeni galeri Düzlem'e geliyor. Ta oraya. Bak şekerim, sana şu kadarını söyleyeyim. Ben onu Nişantaşı Cumhuriyeti sınırları dışında asla görmedim. Ya bir şey söyleyeceğim. Galeri sadece açılışı başka bir yerde yapmanı kabul eder mi? Mesela bizim evde yapsak. Yapabilir miyiz? Vallahi ev bomboş, salon büyük. Nişantaşı'nın göbeği, herkes gelir. Hem Volkan eve taşınıp evin havasını bozmadan ben de bir parti vermiş olurum. Vallahi çok iyi fikir. Sana şu kadarını söyleyeyim, herkes gelir. Ay süper olur ya. Bu akşam sizin evi görsem. Gel vallahi. Ay çok güzel olur ya. Ofisten insanlar çağırırız. Cem Bey'i falan çağırırız. O şimdi yeni geldi ya, hani dışlanmış hissetmesin kendini. Tatlı menüsü alabilir miyim? Ah hiç sanmıyorum hayatım. Aman hiçbir şeyi de unutmuyorsun. Anlıyorum Gizem Hanım tabii. Ya aslında biz bir moda fotoğrafçısıyla çalışmak istiyoruz ha. Aha, başkasıyla çalışmıyorsunuz, anlıyorum. Yani bizim dergimizin çizgisi böyle biraz farklı. Peki. Moda yazarımız sizinle görüşmek ister. Bir saniye. Ses var, yalvarıyorum hadi. Ne olursun sen, ikna et, yalvarıyorum. Ya biz... İsmet Aksoy çekecek diyor. Ay tüm zamanların en buğulu fotoğrafçısı. Yetmişlerden beri aynı fotoğrafları çekiyor. Olmaz, olmaz. Şesu hadi ne olur. Ver telefonu ben. Bir saattir kullanıyorum burada. Merhaba. Ben Şesu. Avrupa yakasının moda yazarıyım. Naber? evet tabii biliyorsunuz. Bizim daha tasarım bir çizgimiz olduğu için... Efendim? Ay vallahi aşk olsun. Yani beğenmez olur muyum ya? Olur mu öyle şey? Ya siz zaten sürecini ve tarzınızı tamamlamış bir modelsiniz. Ya canım vizyonunuz belli, öyle değil mi? Tabii. Peki tamam. Spesifik konuşmayacağım. Daha net olacağım. Ah. O papatyalarla kaplı salıncaktaki fotoğrafınız yok mu? Evet, gerçekten sanattır. Tabii. Hele o parmağınızı ısırışınız. Eğer o sanat değilse hiçbir şey sanat değildir. Ve şunu söylerim ki sanatın gerekliliğine insan bir daha inanıyor. Evet. Evet. Tabii. Fotoğrafların zihnimde ve bedenimde yarattığı etkiyi tahmin edemeyeceğiniz kadar büyüktür. Evet Gizem.
Evet Gizem. Evet Gizem. Evet. 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 Gizem diyorum diyebilirim herhalde değil mi? Gizem. Hele o şelalede dondurma yaladığınız fotoğraf yok mu? Poster de yapıldı hani. Ki ben diyorum her sağlıklı erkeğin başucu posteri. Evet. Evet Gizem. Onu da mı İsmet Bey çekti? Allah aşkına. Ya kendisi bir dahi olmalı ya. Zihnin analizi, göreceliğin alfabetisi, toplumsal çözümleme. Yani ne gelirse aklına resmin içine koymuş kardeşim. Evet Gizem. Tabii Gizem. Görüşürüz. Yolum da, farım da, motorum da açık olsun Gizem. Ayağını gazdan çekme. Tamam. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Şesu ne yapıyorsun oğlum? Ya niye ısrar ediyorsunuz kardeşim ya? Başkasıyla çalışmıyor kız işte ya. Sanatçıya biraz saygı duyun, saygı. Klimalar çalışmıyor mu ya? Sanatçıya içinde kaldım. Ben bir elimi yüzümü yıkayım geleyim. Sanatçıya saygı, bakmayın öyle. Arkadaşlar mahvolduk. Foto İsmet'in çektiği Gizem Deniz fotoğraflarını kapak yapacağız. Bundan sonra 3 ay üst üste Yaşar Kemal'i kapak yapsak ancak imajı kurtarırız. Of of of, bakalım röportaj nasıl olacak. Günaydın. Selinci, saat kaç? 2. Aa, Fatoş farkındaysan ben de günaydın demedim, günaydın dedim. Neden? Öğlen olduğu için. Artık gazeteciyim ya. Türkçeme dikkat etmem lazım, bilmiyorum yani. Ben geç kaldım demek istiyorum. Biz genellikle sabah işe geliyoruz. Fatoş özür dilerim. Ya lütfen babama şikayet etme. Zaten dün gece aşık oldum. 5'te yattım. Oha falan oldum hatta. Evet. Anlatınız. Böyle herkesin içinde mi? Aa, yo yo arkadaşlar, özelime girmek istemiyorum Aslı, lütfen. Burada adet böyledir, açık ofis sistemi. Tabii, şeffaf devlet, şeffaf gazetecilik. Ciddi iş ortamı isteseydik bankacı olurduk yani. Aynı anlatayım işte. Kubilay peynirci oğluyla beraberim. Dün gece Aydın'daydık, böyle 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 coştuk, koptuk, inanılmazdı. Ve asıl bomba, gecenin sonunda bana bu yüzüğü verdi. Hmm. Oha falan oldum yani. Kubilay bu sosyetik playboy Kubilay değil mi? Hani dergilerde falan görüyoruz o çocuk. Aslı artık playboy değil çünkü bana aşık. Çocuklar bu aquamarin. Ay ben bunlara bayılıyorum. $3,000 başlıyor. Ay ne var Fatoş yani? Ucuz bir şey olabilir. Önemli olan düşünmüş olması yani. Selin'cim bu arada yani boş zamanlarında artık röportaj yapmaya başlasana. Bu sayıda Gizem Deniz'i kullanacağız ve röportajı baban senin yapmanı istedi. İnanamıyorum. Bu kadar genç yaşta bu kadar önemli bir röportaj. Tanrım mükemmelim ben ya. Bu aralar iş ile gündeme gelmek istemiş. Onu sorabilir miyim? Şöyle yapalım istersen. Soruları ben hazırlayayım. Sen gidip sor. Kasetle birlikte çözelim. Ha? Ay çok sevinirim. Aslı o kadar aşığım ki hiçbir şeye konsantrasyon olamıyorum yani. Konsantrasyon. Anladım. İstersen onu da yapmayalım. Şöyle yapalım. Sen soruları sor. Kasetle birlikte çözelim. Ben röportajı yazayım. Sonra da düzeltmelerini yapayım. Sen hiç yorulma. Ha? Ah, çok sevinirim. Çok naziksin. Çekim nerede? Foto İsmet'in stüdyosunda. Tanrım! En beğendiğim fotoğrafçım. Çok şanslıyım. Mesaj atmam lazım. Oo, Sertaç ne haber ya? İyi abi. Muhallebi. Ben de yerim abi. Muhakkak. Yasim. İki tane muhallebi gönder. Hemen ya da... Abi hayretsin ya. Muhallebicinin kapısında 1944'ten beri muhallebi yapıyoruz yazıyor. Sen bu 44'ten beri yapılan muhallebileri bizzat kendin yiyerek ve elemanlara ikram ederek bitirmek üzeresin. Abi bitsin de ben de kurtulayım ya. Bitmez tükenmez bu dert. Muhallebi diyorlar buna Sertaç. Ben var ya bak böyle şeytana böyle uyuyacağım bir gün böyle tüp gaz patlatacağım burayı. Rahat edeceğim, pizzacı yapacağım. Sanatımla ilgilenemiyorum abi ben ya. Boş ver abi bunları. Cuma akşamı derbiyi nerede seyrediyoruz? Bize gelirsin. Olur gelirim abi. Muhakkak. Yarı finale çıkarsak yine gel. Yine gelirim abi. Kupayı alırsak da bize yerleşirsin. Neden olmasın abi? Yerleşirim. Muhakkak. Of, ne olacak bu iş ya?
Of, ne olacak bu iş dediğiniz noktada Şehsuvar devreye girer. Siler süpürür. Şehsuvar. Ofis boy. Gizemlerinizin röportajını hazırlıyorsan yardımcı olabilirim. Şimdiye kadarki bütün röportajlarını okudum. Yok ya, ne röportajı? Bizim evi biraz toparlatmaya çalışıyorum ya. Bizim iç mimar arkadaşlarla konuşunca öyle bir fiyat çekiyorlar ki aşağı yukarı evi satmam gerekir yani karşılamak için. Senin yüzünü buluyor yani. Aşağı yukarı buluyor. Bak, benim iki tane mimar arkadaşım var. Hı. Tamam mı? Birkaç tane evi de yaptılar. Gayet başarılı çocuklar. İndirim de yaparlar sana. Hı. Bir konuş istersen. Olur. İyiler mi yani? Yapabilirler mi? Şahane çocuklar. Oha filan olursun yani. Bende kartları var. Bir dakika. Heh. Yalnız. Ne? Bak, sakın onlarla diyaloğa girme. Yazılı diyaloğa gir. Arkadaş olma. Uzun sohbetlere oturma. Ne diyorsun oğlum? Versene şunların kartlarını. Versene. Bak, oğlum kartı. Sakın dediğimi aklından çıkarma. Uzun sohbetlere oturmak yok. Çok uzun diyaloglara girme. Telefonla falan hemen görüş bitsin işte, tamam mı? Allah Allah. Ver. Kıskanç mısın nesin ya? Kıskançlıkla alakası yok güzelim. Yakında anlarsın. Şuraya da şöyle leopar desenli bir koltuk koyalım dermişim. Ben de olmaz ayol. Duvarı leopar yapalım dermişim. Arkadaşlar, burayı böyle biraz derleyip toparlamak ne kadar sürer? Mesela perşembeye kadar bitirebilir misiniz? Perşembe günü bir davet gibi bir şey var da burada. Bitirmek yani, bitirmek ne demek? Yani şu tarafa isterseniz şark köşesi bile yaparız dermişim. Ya ben de onu sizden isteyecektim ama söylemeye utandım dermişim. Hadi bakalım, hayırlısı hayırlısı. Kolay gelsin kızım. Aa, sağ ol babacığım. Ne yaptın? Ustalara bir şey ikram ettin mi? Arkadaşlarım Berçin ve Sercan evi biraz modernleştirecekler. Of. Dekorasyon yapacaklar. Of. Özellikle sizin gelişinizle çok memnun oldum. Çünkü burası ne de olsa ikinci kat. Ve benim kızım da sağ olsun ayıptır söylemesi biraz dikkatsizdir. Günü gününe oymaz. Bakarsın kapıyı pencereyi açık bırakıverir. O yüzden demir yapmak daha güvenli olur. Demir mi? Biz demir yapmayı hiç düşünmedik. Neden? Siz kaynakçı değil misiniz? Kaynakçı mı? Ha. Kaynakçı mı? Ay Allah seni kahretmesin. Çıkar şu gözlükleri tarmışım. Babacığım annem ne yapıyor? O da yalnız kaldı değil mi yan tarafta? En iyisi geçelim bizim tarafa geçelim de o da duysun neler yapılacağını. Hem zaten sen ustalarla uğraşamazsın kız başına. Bunlar adamı sulu getirir, susuz götürür. Babacığım onlar usta değil. Belli. Bu yaşta usta olur mu? İki tane çırak çocuğu bulmuşsun, ev yaptırmaya kalkmışsın be kızım. Ah be kızım bak. Hadi geçelim de bizim tarafta bir konuşalım. Tamam. Ah, ah kızım var mı? Arkadaşlar annemlere geçelim, rahat rahat oturup konuşalım. Ne sıcak, ne hoş bir aile ortamı. Amcaya baba diyebilir miyim? Tabii. Pardon bir dakika. Alo. Alo Aslı'cığım. Ha şekerim. Bak Cem Bey bütün holding çalışanlarıyla kısa kısa tanışma toplantıları yapıyor. Seni de saat 4'e koymuşlar, haberin olsun. Alo. Tamam. Niye bu kadar önemli bir şey ki, niye özellikle haber veriyorsun arayıp? Saat 4'te gelirsin diye. Tamam gelirim, bunda bir şey yok. Büyütecek bir şey yok. Sakin olalım. Bir şey yok bunda. Gelirim ben 4'te. Tamam. İyi hadi görüşürüz. Tamam bay bay. Hadi bir kenara çökün de yiyin şu sandviçleri, açsınızdır. Ah çok mersi. Biz sushi yedik geldik. Tokuz. Ne? Hele bu sabah aç karnına nasıl tıktı o çiğ balıkları mideye böyle böyle. Yani şahsen ben ton balının neslini tüketti dermişim. Duydun mu ayol? Açlıktan çiğ balık yemişler. Ya görüyor musun İvo? Şu fıkaralığın gözü çıksın vallahi. Ya şu bina işini yapsınlar da bari 3-5 kuruş alsınlar. Sevaptır. Çocuklar. Bakın bizim aşağıda bir muhallebici dükkanımız var. Canınız istediği zaman ne zaman isterseniz gidin orada karnınızı doyurun. Benim ismimi söyleyeyim, para pul istemez. Bendensiniz. Evi yapmanız karşılığı hayat boyu su muhallebisi dermişem. Tabii yani böyle ufak tefek rüşvetler lazım. Perşembeye kadar bitecekse. Aa, niye perşembe günü? Birkaç insan geliyordu anne perşembe akşam. Birkaç arkadaş çağırdım ben. Aa! Ama Aslı'cığım leş gibi eve misafir mi çağırdın? Ay anneciğim temizlenir o güne kadar. Ay nasıl temizlenir? Kim temizler? Gündelikçi buldun mu? Buldum. Nasıl, iyi biri mi bari? Süper. Ha, iyi. Ama sen yine bana gönder, ben görüşeyim. Sen anlamazsın o tamam, işleri. Tamam sen görüş. Tamam.
Oğlum yemediniz sandviçlerinizi. Ha, utanmayın ayol, utanacak bir şey yok. Ay ben bunları sararım. Akşam evde yersiniz ha. Ay sonra olur. Ay ben seni sonra ararım. Tamam görüşürüz canım. Güle Aslı. Bu ne siz böyle? Bu buradan akşam çıkışta bir programım var o açıdan. Neydi saat 4'te benim bir işim vardı ama. Ayşe, Cem Bey'le randevu. Ha tamam o. Oh. Daha yarım saat var. Biraz oturabilirim. Ne haber Şesu? Aslı. Şu Gizem Bey'in röportajının soruları. Ay şimdi uğraşamam seninle sonra. Tamam canım kızma. Bugün keyfim ve moralimi hiçbir şey bozamaz. Çünkü Kubilay eve çiçek göndermiş. Orkide mi? Ay hayır Fatoş. 81 tane gül. Hem hediyenin parası değil, manevi değeri daha önemli. Hatırlatırım bunu. Ya niye 81? Niye 82, 83 değil de? Niye 81? Parası var anladık da. Çünkü doğum tarihim olduğu için Şiso. İnan. Ben 81 yılında üniversitedeydim. Aslı. Senin eve ne zaman bakarım? E git bak şimdi hemen. Anahtar burada. Tamam yaşa. Yalnız çıkarken annemlere bırak yaprak. Tamam. Eğer uygunsa bu akşam dönüşte de hemen davetiyeleri de alırız. Çok heyecanlı. Ya İfocuğum, ya İffet Hanım. Fakirliğin boyutuna bak ya. Oturup kalkıp şükretmek lazım. Kaynakçı ustası olmuş efendi çocuk. Ama açlıktan çiğ balık yiyor. Ya ay böyle tekrar tekrar söyleme, içim sızlıyor vallahi. Ay ne onurlu çocuklar, ne onurlu. Niye? E bak sandviçi bile almadılar. Abi ya, ya. Kim acaba bu? Merhabalar efendim. Yaprak ben. Yan daireye baktım da Aslı anahtarı size vermemiş. Öyle mi? Ay teşekkür ederim. Buyurun buyurun. Geçin içeri. Çekinmeyin. Merhaba. Merhaba. Ne güzelmiş yan daire. Kocaman, tam bana göre. Çok güzel. Oo, demek ki çalışmayı seviyorsunuz. E ne de olsa genç kız tabii. Ay Aslı sizin işinizi anlata anlata bitiremedi. Süper dedi. Görmedi ama. Perşembe akşamı görecek inşallah. Otur kızım çekin mi? Otur. Bu daire yan dairenin aynıdır zaten. Şöyle alıcı gözüyle bak. Ne de olsa senin işin. İyi iş 6 ayda çıkar. Ay çok haklısınız. Ben de yaptığım işlerde çok titizimdir. Böyle sonunda bir sorun, bir pürüz olmayacak. Her şey mükemmel olacak. Deliririm yoksa. Ay aynı ben. Aferin vallahi bravo. Ben şu apartmanda kimsenin balkonuna bir sardunya koyduramadım. Bak çok hoşuma gitti. Ne kadar titiz kız. E belli zaten üstünden ya. Başından baksana. Ay çok mersin. Ben böyleyim. Ama şu tarzı anlayan da yok. Ben çok iyi anlarım. Çok iyi anlarım. Tıpkı benim gibi değil mi? Vallahi. Ay benim arkadaşlarım İffet artık bu kadarı da fazla derler. Perşembe akşamında misafir varmış ha? Ay dolacak inşallah tıklım tıklım. Aa çok yorgunluk olacak sana. Ay böylesi çok zevkli bir yorgunluk ya. O kadar insana neyi yedirip içireceksin? Biz bir şeyler alalım mı? Ay yok siz hiç zahmet etmeyin, ben her şeyi hallediyorum. Peynir tabakları, kanepeler, börekler her şey benden. E bravo vallahi. E maşallah maşallah. E bir gün bize de gel. Ha? Boş günün var mı? Bu aralarda çok meşgulüm ama gelirim bir gün inşallah. Karnın aç mı kızım? Bak sandviç ye. Gerçi yalnız peynir ekmek ama. Tam bana göre. Çok da açtım aslında. Ya İrfan salam filan koysun yedin içine. Çok mersi, ben hiç et yemem. Nasıl et yemezsin? Hiç yemedim hayatım boyunca. Hayatımda et yememiş. Ya ne olacak bu ülkenin hali? Ben vallahi sinirleniyorum. Başbakan'a mektup yazacağım gene. Yaz vallahi. Görsünler günlerini. Bu işte her işin başı eğitim. Holding çalışanlarıyla böyle küçük toplantılar organize ettik birbirimizi tanıyalım diye. Çünkü benim en sevmediğim şey böyle büyük şirketlerde insanların birbirlerini tanımadan öyle ortalarda dolaşmalarıdır. Bir de yalnız yemek yemek galiba değil mi? Ha, hatırlıyorsunuz. Ben unuttuğunu zannetmiştim. Yok hatırlıyorum.
Benim de en sevmediğim şeylerden biri bu büyük şirketlerin böyle yalnızlık duygusudur. Değil mi? Bir de kahve makinesinin bozulması. Darmış. Evet. İsterseniz biraz da ben kendimden bahsedeyim size. Hı-hı. Londra'da uzun süre moda fotoğrafçılığı yaptım. Aa. Dergilerde neredeyse her türlü pozisyonda çalıştım. Yurt dışından daha yeni döndüm. Babam diplomat olduğu için benim hep yurt dışındaydı bağlantılarım. Hı-hı. Ama benim Türkçem sizin Türkçeniz kadar düzgün olmayabilir. Yok rica ederim, sizin Türkçeniz çok düzgün. Hatta bir sürü haber spikerinden daha iyi. Ah, teşekkürler. Darmışım. Evet. Ben burada Saadettin Bey'in basın yatırımlarını koordine ediyorum. Aynı zamanda yeni dergiler de çıkaracağız tabii. Ne kadar güzel. Şirket çalışanları hakkında böyle küçük bilgiler edinim. Sizin de burada bilginiz var. Aklınızda casusluk yaptık yani. Amerika'da çok iyi bir üniversiteden dereceyle mezun olmuşsunuz. Falan filan. Ama ben bir şey sormak istiyorum size. Buyurun. Hep gazeteci mi olmak istediniz? Hayır. Aslında overlockçu olacaktım ama hasbelkader gazeteci oldum. Darmış. Benim biraz yazı işim var. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Ben de. Görüşmek üzere aslanım. İstemeseniz de görüşeceğiz. Darmışım çünkü aynı kattayız diye. Eklermişim. Alasmaldık. Çok tatlı çocuk değil mi? Sen de sevdin mi? Dermişim. Değil mi? Ben sana söyledim. Bulaşıcı bir hastalık gibidir bu. Bunlarla diyalog kurmayacaksın. Ama dinlemedin tabii sen. Aslı! Ev muhteşem. Salon da kocaman. Aynı galeri gibi. Açılışı sizin evde yapıyoruz. İnşallah o zamana kadar iyileşirim. Darmışım. Allah harcı şifalar versin. Dermişim. Ama o kadar kolay geçmiyor. Reçetesi ben de bir gün uğra vereyim.